Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gündeme dair açıklamalar yaptı. Esad rejiminin İdlib'de ateşkes uymadığını söyledi. Pazar günü Berlin'de Putin'le bu konuyu ele alacağız dedi. Efendim rejimin İdlib'e karşı saldırıları başladı, kara saldırıları. Türkiye'ye doğru da yoğun bir göç olduğu bilgisi geliyor. Nasıl değerlendireceksiniz bunu? Değerli arkadaşlar, tabii bu ne yazık ki rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı. Pazar günü Berlin'de olacağız. Tabii Sayın Putin de Berlin'de olacak ve Berlin'de bu konuları Sayın Putin'le etraflıca ele almayı düşünüyorum. Aksi takdirde şu anda İdlib'deki gelişmeler ne yazık ki sıkıntı verici. Tabii sadece İdlib deyip de geçemeyiz. Kuzey batıdan kuzey doğuya doğru o koridorda ciddi sıkıntılar var. Malum 3 tane şehidimiz oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii bunu biz karşılıksız bırakamayız. Ve bunun da tabii bedelini çok daha farklı, çok daha ağır bir şekilde ödeteceğiz. Fakat İdlib'deki bu son gelişmelerde 20'ye yakın maalesef sivil vatandaş o bölgede şehit edildi, öldürüldü. Ve bahane her zaman hazır. Bahane şu, işte terör örgütleri orada şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hepsi yalan. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında öbür tarafta malum annelerden evlatlarının yanında terörist mi olurmuş? Ve işte biz ekranlarda da görüyoruz. Kocasını 2 ay, 3 ay önce kaybetmiş olan bir anne 6 çocuğuyla beraber bakıyorsunuz orada çadırların altında kendine yer bulmaya çalışıyor. Ve bunlar sivil. Tüm bu olaylar karşısında şahsen Berlin süreci ağırlıklı Libya gibi görünse de ben tabii orada İdlib konusunu da etraflıca gündeme getirmeyi düşünüyorum. İkili görüşmelerde de yine İdlib üzerinde durmayı düşünüyorum. Efendim, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması vardı. Hafter uzlaşmaya uygun davranacağını belirtti demişti. Siz de burada hem Saraç'la da bir araya gelmiştiniz. Şimdi Berlin'e gideceksiniz. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hafter dediği gibi yapar mı, yapmazsa nasıl gelişecek? Yorumunuzu alabilir miyiz? Tabii ben doğrusu karanlıkların okuyucusu değilim. Ve bu adam güvenilir bir adam da değil. Ve şu anda işte Trablus'u dün yine bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık, net Berlin'de göreceğiz. Ve Berlin'de söyledikleriyle onun hemen ardından 1 gün sonra, 2 gün sonra ne yaparlar bunu da göreceğiz. Bundan dolayı da ben tabii gerek pazar gününü, pazartesi, salı, çarşamba bu günleri çok önemsiyorum. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar. Aksi takdirde biz tabii bunların takipçisi olacağız. Efendim, Kanal İstanbul'la ilgili soralım. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu size bir mektup vermişti. Bu mektubun içerisinde de Kanal İstanbul'la ilgili bilgiler olduğunu söyledi. ÇED raporu da onaylandı Kanal İstanbul'la ilgili. Önümüzdeki nasıl bir süreç bekliyor acaba? Değerli arkadaşlar, tabii şimdi bu mektup gizli bir mektup. Kendisi böyle bir açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Niye? Çünkü eğer kişiye özel bir mektupsa üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklamış olursa daha isabetli olur. Ama ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz. Ve benim ta belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığım bir konu. Başbakanlığım döneminde de süratlendirdiğim bir süreçtir. ve bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu. Yani örneğin işte yurt dışından Şeyh Hamuza'nın burada şu kadar yeri var, şu var, bu var filan. Halbuki yani hanımefendinin burada böyle bir yeri söz konusu değil, yok, yalan. Ama bak şimdi son günlerde bir şey ortaya çıktı. CHP'liler buralarda yer kapatıyor filan diyor. Bu da benim derdim değil. Niye? Ya parası olan gider nereden ne alacaksa, satıcısı bellidir, alıcısı bellidir, alırsa alır. Çok da beni ilgilendirmiyor. Bugün dünyada yani İspanya'da, Miami'de, şurada, burada bu kadar gidip yer alanlar var. Kimse niye buradan böyle bir yer aldın diyor mu? Bizde de şimdi ülkemizde biz yasal düzenlemeler yaptık. Bu yasal düzenlemeler neticesinde yabancılara da biz bu arazilerimizin satışlarını açtık. Yerli olanlar da zaten alabiliyor. Ama ben bununla ilgili olarak da Kanal İstanbul güzergahında böyle bir satışların yapılmasına yönelik bir imkanı da tanımış değiliz. Çünkü burada şu anda biliyorsunuz tarlalar olduğu gibi arazisi, arsası vesaire birçok şeyler var. Ama bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya biz bir sinyal veriyoruz, bir mesaj veriyoruz. Ve nasıl bir Süveyş varsa, nasıl bir Panama varsa buna benzer birçok doğal kanallar olduğu gibi sanal kanallar varsa biz de şimdi sürekli olarak çevremizi tehdit eden, İstanbul'umuzu tehdit eden, boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı bir de biz şimdi kendimiz bir kanal yapıyoruz. Ve bu Kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. Yani İstanbul'umuzun içinde iki yakasıyla gayet güzel bir planlama ve projelendirme ile inşallah bambaşka bir güzelliğe sahip İstanbul'umuz zenginlik kazanacak. Örneğin mesela 500 bin kişinin yerleştirilebileceği böyle bir yerde buraya şöyle işte akın olacak, insanlar buralara taşınacak, şudur budur gibi birçok şeyler söyleniyor. Bakın belediyecilik veya kamu yönetimi veya devlet planlama üzerine hayatını sürdürür. Eğer siz planlamacılıkta başarılıysanız buraya en güzel şekilde bunu yapar ve ona göre de hem şehrin güzelliğini artırırsınız hem de planlama noktasında da insanlarınızı mağdur etmeyecek şekilde de buralara yerleştirirsiniz. Dolayısıyla biz Kanal İstanbul'da kararlıyız ve bununla ilgili şu anda finansman noktasında da çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı süratle atacak ve birkaç ay içerisinde de inşallah bunu açıklayacağız. Efendim siz sıklıkla son FETÖ'cü yakalanana kadar mücadele devam edecek dediniz. Firari terörist'in Baylok yazışmaları ortaya çıktı Adil Öksüz'ün. Bu konuda daha detay bilgiler var mı? Bu konuyla ilgili olarak tabii yani şu anda eğer yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Hemen gereği neyse yaparız. Ve bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatımız olsun, Emniyet Teşkilatımız olsun çok ciddi bir dayanışma içerisinde bu süreci işletiyorlar. Ve yakalandığı anda da fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız. Efendim gündem dışı olacak ama bugün niye öğrenciler karnelerini aldılar. Torunların karnesi nasıl geldi? Yani aferin yani bu hakikaten bak bana unuttuğumu hatırlattın. Ondan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk yarı bugün son buldu. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Tabii torunlarım da gerçekten başarılı en küçüğünden en büyüğüne başarılı karneleriyle geldiler. Şimdi burada da baktım yavrularımız hepsi de soruyorum nasıl? Hepsi çok iyi. Çok iyi. Maşallah bu da tabii bizler için iftihar vesilesi ve bu nesil başka olacak. Bu nesil inşallah başarılarla dolu geleceğimizi inşa edecektir. Bütün ailelere de Rabbim yavrularının mutluluğunu ayrı ayrı tattırsın diyorum. Karne hediyesi istediler mi? Nasıl? Ben zaten istemeden dağıttım.